Peki Osmanlı paşalarından birisi bir cami yaptıracaktır. Cami yaptıracaktır. Cami inşa edecektir. Kararını verir, ondan sonra gerekli hazırlıkları tamamlar ve ustaya, kalfaya, çırağa, ameliyeye emrini, fermanını verir. Şurada temelleri kazın ve bir mescit, bir cami inşa edin. Emir tamamdır. Kalfalar, ustalar neyse, ameleler hepsi birden hazırlığını ikmal ederler ve çalışmaya başlarlar. Temel de yavaş yavaş yükselmeye başlar. Mübarek Allah'ın evi, caminin temelleri yükseliyor. Bir sabah, dikkatinizi rica edeceğim, zaman zaman söylüyorum, söylemeye devam edelim ki hadisenin iç yüzü ortaya çıksın ve insan ibret alabilsin. Dava burada. Bir sabah, sabah namazını kıldıktan sonra Paşa Hazretleri tebdili kıyafet ederek caminin yapıldığı arsaya gelir. Şöyle bir kenardan, uzaktan çalışıyorlar mı, çalışmıyorlar mı diye teftiş eder, kontrol eder. Bakar ki herkes çalışıyor. Herkes, inanmış insanlar, karıncalar gibi çalışıyorlar. Kaytaran yok, çekip giden yok, zulüm yok, endişe yok, çalışıyorlar. Çalışan amelelerden, ırgatlardan bir tanesi var, gayet tuhaf bir hareket yapıyor, garip bir hareket yapıyor. Yaptığı hareket de şu: kocaman bir taşı, ustanın kestiği, köşelerini düzelttiği, muntazam bir hale getirdiği kocaman bir taşı kucağına alıyor, ıhlaya ıhlaya, zor bela getirip caminin temelinin yanına getiriyor, kucağından yere indiriyor. Orada biraz geniş nefes alıyor, tekrar o kocaman taşı kucağına alıp gerisin geri gidiyor, taşı aldığı yere getiriyor. Orada da kucağından yere indiriyor, biraz dinlendikten sonra yine aynı taşı kucağına alıp caminin yanına getiriyor. Böyle didiniyorsun, yoruluyorsun, eziliyorsun, fakat bir tane taşı, aynı taşı götürüp getiriyorsun, bir iş yapmıyorsun, bir devamlı işin olmuyor. Sebep nedir diyor. Dikkat! Amele, hayasından yüzü, utancından yüzü kıpkırmızı oluyor. Yüzü kıpkırmızı hayasından, iffetinden. Söyleyemiyor, sıkılıyor, utanıyor. Sonunda ona rahatlık, fırsat, imkan verince söylüyor ve diyor ki: paşam efendim, sabah namazına usta, kalfa hepimizi kaldırdı. Hepimiz kalktık. Ben o gece yıkanmam icap ediyordu. Vaki olan bir hadiseden dolayı, rüya hadisesinden dolayı gusül abdesti almam icap ediyordu. Yıkanmam iktiza ediyordu. Fakat suyu bulamadım. Çırpındım, dolaştım, aradım. Zaten ustabaşı fazla imkan vermedi, zaman tanımadı ve ben gusül alamadım, abdest alamadım. O şekilde, o halde bu mübarek caminin temeline geldim diyor. Temeline geldim. Şimdi manen kirliyim, hades vaki olmuştur. Gusül abdesti almak zorundayım.
bekliyorum, fırsat bulayım, istirahat verilsin, paydos olsun da hemen o vazifeyi yapmaya gideyim. Bu esnada da çalışmıyor demesinler diye, çırpınmıyor demesinler diye, boşuna zaman harcıyor demesinler diye bu taşı götürüp getiriyorum ve ben yıkanmadıkça, gusül abdesti almadıkça, abdestsiz bu caminin temeline bir tane taşı koymaktan Allah'tan haya ediyorum diyor. Şu imanı, şu edebi, şu hayayı görüyor musunuz? Allah'tan haya ediyorum. Şu caminin temeline abdestsiz bir taşı ben koyamam diyor. Bunu Hazreti Allah benden mahşer günü, melekler beni tespit ediyor, melekler beni kontrol ediyor, melekler bu halimi biliyor, ben nasıl bunu yaparım diyor. Bir amele, bir ırgat, bir işçi şu imanı taşırsa, millet şu iman ile büyürse, bu milletin sırtı yere gelir mi kardeşlerim? Ben öyle eminim ki şu içinde vaaz-ı nasihat ettiğimiz caminin ve diğer ecdadımızın yaptırdığı bütün camilerin temelinden kubbesine kadar hiçbir taş, hiçbir malzeme abdestsiz yerine konmamıştır. Böyle bir iman vardı o zaman. Onun için dünyaya hükmetmesini biliyordu. Ama şimdi sokakta dolaşan 100 tane delikanlının çevirin, elinizde fırsat olsa da çevirseniz ve gayba vakıf olsanız, tespite muktedir olsanız, 100 delikanlının 90'ı sokakta günlerce cünüp olarak dolaşıyor da Allah'tan haya etmiyor. Neden? Gözümün gördüğüne inanırım, gözümün görmediğine inanmam diye yetişti de bunun için. Aslım insan değil, hayvandır dedi de bunun için.